Aydın 6 yıl sonra tekrar burada silah sesleri duyuluyor ama... Evet, Akşam Market'in etrafında yine sokak sanatçıları. Amerika'nın Boston'daki en eski tavernasına geçeceğiz. Bir şimdi Boston seyahatinde. Evet, heykelin sol ayağına dokunanlar. Tabii ki buraya kadar gelmişken bize birer kare fotoğraf çektireceğiz. Boston'dan herkese merhaba. Biz bugün Boston'dayız. Birlikte Boston'da dolaşacağız. Harvard Üniversitesi'ne gideceğiz. Boston merkezinde dolaşacağız. Boston'da Freedom Trail denilen bir olay var. Yaklaşık 5 kilometre kadar. Bu yolu takip ettiğinizde işaretli yerlerde şu şekilde görebilirsiniz. Evet, bu yolu takip ettiğimizde Boston'daki tarihi yapıları görmüş olacağız. En önemli yapıları görmüş olacağız yani. Hadi birlikte başlayalım. Evet, bu şekilde işaretli yolları takip ediyoruz. Açıklamalar kısmında yapılarla alakalı tüm ayrıntıları yazıyor olacağım. Yani geçsem böyle içerilerini falan. Evet, Türklerle de karşılaştık. Sesini duymuşsunuzdur. Yine bir sokak şovu. Aşırı güzel bir şey bu. Tüm turistler için de çok kolaylık bence. Nerede ne var diye hiç kimse düşünmeden direkt yolları takip ediyor ve önüne çıkıyor zaten tarihi yapılar. Evet, biz aslında dün akşam geldik Boston'a ve direkt otele gidip yerleştik. Çok yorgunduk. Sadece burayı çekebildik. Diğer tarihi yapılardan bir tanesi. Burası da eski eyalet binası. Bununla alakalı tarihçesinde zaten videoda göreceksiniz. Evet, şu anda bulunduğumuz yer 1770 yılında İngiliz kolonisine aitken burada 4-5 insan öldürülüyor ve silah sesleri duyuluyor. Bu olaydan 6 yıl sonra da burada tekrardan silah sesleri duyuluyor. Ancak bu silah sesleri Amerika'nın bağımsızlık bildirisini kutlaması içindi. Biraz önce Amerikalılar da geldi. Onların da bu konu hakkında bilgisi yoktu. Hatta onlara da aktardık. Çok şaşırdılar. Burası eski eyalet binası olarak geçiyor. Gerçekten Amerikalılar bu binaya çok önem veriyorlar. Çünkü bağımsızlık bildirisinde bu binada kutlamış oldular. Evet, burada yine evsizlerle karşılaştık. Amerika'nın en büyük sorunlarından biri bence. Büyük şehirlerin hepsinin aynı problemi var. Evet, Boston'ın basket maçı var. Şu an önde. Kazanırsa playoff'ta. Queens Market'in etrafında yine sokak sanatçıları. Şovlar devam ediyor. Evet, Queens Market'in etrafında sokak sanatçıları oluyor, şovlar oluyor. Biraz önce size gösterdiğimiz gibi. Artı yemek yiyeceğiniz yerler de oluyor sokakta. Evet, arkamda gördüğünüz bu bina Old South Meeting House. Burada Amerikalılar İngilizlere karşı protestolarını hazırlamak için burada buluşuyorlardı. Hatta önemli bir detay daha var. Benjamin Franklin burada vaftiz edilmiş. Evet, bir turist kafilesi. Şehir yönetiminin binası oluyor. Ay, çok güzel bir yerde ve çok güzel esiyor burası. Old Stivol. Evet, bahçesinde Benjamin Franklin'in heykeli bulunuyor. Hükümet binasının önünde bir de eşek heykeli var. Her gelen turist orada fotoğraf çektiriliyor. Demokrat Parti'nin sembolü. Evet, evet, demokratların sembolü olan eşek. Şu noktada da durursan, ki burada gördüğün gibi elephant var, fil resmi. Republic'lerin, cumhuriyetçilerin sembolü de fil. Hmm. Eğer burada durursan demokratlara karşı durmuş oluyorsun. Eğer onun yanında durursan demokrat oluyorsun. Biz tarafsız. Tarafsız. O yüzden hiçbirinin yanında durmamıza gerek yok.
Evet, burası da mezarlık. Bu mezarlıkta yatan ünlüler. Dün akşam biz kısa bir tur yaparken de hatta şöyle bir olayla karşılaştık. Küçük bir turist kafilesi içeriye girdi ve görevli burası kapanıyor dedi. Onlar içeriye girer girmez böyle bir 10 adım attılar ve üzerlerine kapıyı kilitledi. Pazartesi görüşürüz, iyi geceler dedi ve gitti. Biz hatta uzun süre görevlinin arkasından baktık. Adam gerçekten gitti ve turistler gerçekten içeride kaldılar. Onların akıbetinin ne olduğu gerçekten bilmiyoruz. Çünkü mezarlık bugün de kapalı. Şehrin merkezinde. Adamlar 450-400 yıl önce kurmuşlar bunu. Bugün de koruyorlar. Yani yeşil kaldı, hemen bir bina yapalım falan. Diye bir şey yok. Aa, çok tatlıydı. Gösteremedim arabayı. Evet, turumuz devam ediyor. Evet, arabayı çekebildik. Evet, bize selam verdi. Selam verdi sana. Çok orijinaldi. Terminal binası burası. Tarihi. Biz Boston'a Memorial Day gününde geldik. Şimdi parkta bununla alakalı bir anma programı yapıyorlar. Birlikte onları dinleyeceğiz ve izleyeceğiz. Boston seyahatinde Cambridge'e geldik ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'ne sizlerle birlikte dolaşacağız. Tabii ki buraya kadar gelmişken biz de birer kare fotoğraf çektireceğiz. Evet, her yerde öğrenciler fotoğraf çekim yapıyor. Sıra bekliyorlar fotoğraf çekilmek için. Evet, heykelin sol ayağına dokunanlar tekrar Harvard Üniversitesi'ne geleceğini düşünüyorlar. Böyle bir inanış var. Hatta sol ayak biraz daha aşınmış hatta. Biz de bunun önünde fotoğraf çekineceğiz. Evet, yine sol ayağına dokunuyorlar. Mezuniyet törenine denk geldik, süper. Cübbe giymiş herkes, aileleri geliyor. İki sevgili mezun olmuş. Ha, o da Yale'de. O da reklamını yapıyor. Fen binasına geldik. Şu anda buralarda ders yok, yaz olduğu için sadece okul tanıtımlarını yapıyorlar. Aslında giriş yoktu ama çıkan birisini gördük. Kartını okutmuştu. Biz de onunla birlikte girdik. Evet, bu kampüste aslında dünyadaki ilk bilgisayarlardan bir tanesi varmış ama taşınmış. Biz onu görmek için girmiştik aslında. Evet, sınıflar kapalı. Bilgisayar taşınmış. Biz buradan çıkalım. Evet, Harvard formalarının, tişörtlerinin ve suitlerinin satıldığı dükkana geldik. Harvard Üniversitesi'ne ait ürünler. $45. Formaları $50. Tişörtler $30. Evet, 1932 yılından beri kurulmuş olan Harvard Bookstore'a gireceğiz. Evet, Boston'da Boston Tea Party denilen bir olay var. İngiliz kralına ait olan çaylar çok fazla vergi verildiği için gemiden atılıyor ve bu olaydan sonra aslında Amerika'nın bağımsızlığına giden yol açılmış oluyor. Şimdi Boston Tea Party'yi birlikte canlandırmak için gemiye biniyoruz. Thank you for joining us today. Thank you. How are you?
orders that the vessels cannot leave unless the cargo is unloaded. Leave back to Congress Creek. Once you leave this room, you will be on a floating nautical environment. Please watch your step and use the handrails when boarding ships and using gangways. I like the left. Those are yours to keep. Güzel bir tur olacak dedim ya. Never been this quiet. Very well. Welcome aboard the Eleanor. Welcome to your new life of crime. I have three questions for you. If you are here to destroy the king's tea, say aye. Aye. If you're here to cast off the yoke of parliamentary tyranny, say aye. 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 Tea Beating denilen bir olay var. Çay partileri de protestolar yapılıyor. Çay fiyatlarını, vergilerini protesto etmek için. Burada da zaten sembolik olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Evet, çay vergilerini protesto. Evet, çayı atıyor. Evet, shop'una geldik. Çıkış yaparken direkt shop bölümüne bağlanıyor ve $15 çaylar. Ve çok küçük aslında, aynen. Ne kadar? Ne kadar? Sadece sen kullan. Kaç yedin sen? Evet. Böyle bir şey alacağız. Ne kadar? $5. $5. Evet, bu şekilde sokakta sahne performanslarını sergileniyor. The crowd isn't mine anymore. It's your crowd. Take a bow, Roman. Burada da Boston Night tişörtler satılıyor. Şu an Amerika'nın Boston'daki en eski tavernasına gireceğiz. Tarih ve modern mimarinin bir arada olduğu üniversiteler şehri Boston turumuz burada sona erdi. Hoşça kalın. Bir sonraki gezide görüşmek üzere.